Arkadaşlar merhabalar. Biliyorsunuz ki bu son zamanlarda Metaverse'ün üste çıkışıyla Facebook'un isim değiştirmesiyle birlikte Metaverse projeler bayağı değerlendi. Aynı zamanda da Metaverse'ün önce ve hala devam eden bir meme coin, yani şaka coin'i furyası devam ediyor. Hiçbir işe yaramayan, hiçbir anlam ifade etmeyen coin'lerin fiyatları nasıl arttığını görüyoruz. Normalde bu tarz işte inananlar var, işte ben de inanıyorum teknolojisine, blockchain teknolojisine falan, ama kısa kesmek gerekirse insanlar saçma sapan şekilde bu coinlere para yatırabiliyor. Yani Dogecoin'in kaç milyar dolar market cap'e eriştiğini, Shiba'nın şu an toplam işte 39 milyar dolarlık bir market cap'e eriştiğini görebiliyoruz. 39 milyar dolar çok büyük bir para arkadaşlar. Farkındaysanız Türkiye'de 128 milyar dolarlık bir paranın ne kadar büyük olduğunu durmadan Türkiye siyasetinde gündeme gelmesini anlayabilirsiniz. Böyle bir büyük bir paradan bahsediyoruz. Hani böyle bir para şu coin'in yerine şu an 9. sırada Türkiye'ye gelse Türkiye ekonomisi rahatlıyor. Öyle bir paradan bahsediyoruz. Floki gibi bir coin şu an 2,6 milyon dolar, 2,5 milyon dolar. Benim almaya çalıştığım coin, Doge Floki coin şu an nerede arkadaşlar? Şu an buraya mı gelmiş? Ben anlamadım. Az önce yukarıdaydı. Şöyle biri satmış mı, anlamadım. Bunun piyasa değeri çok fazla yüksekti. Doge Floki coin. Yani şu an 180, ha şu anki fiyatı geldi 29'a geldi. Ben almaya çalıştığımda zaten 18'de, az önceki fiyattaydı. Alamadım. %40 %50 yükseldikten sonra bu fiyattan aldım. Şu an fiyatı buraya geldi. Bundan market cap'i 70 milyon dolar. Peki elimizde hangi tokenler var? Hangi tokenleri alabiliriz bu meme coinlerden? Arkadaşlar sizden bunlardan hangisini alırsanız alın yükseliyor. Önemli olan hangisini daha fazla x yapacağı. Riskli coinler biliyorsunuz, yani buraya bütün paranıza girilmez. Bazısı rug pull yapar, yani bütün piyasadan parasını çeker. Coinlerin elindekinin hepsini çıkartır, likiditeyi bozar. Ondan sonracıma dolara çevirir işte, ya da işte herhangi bir Ethereum'a, Bitcoin'e, BNB'ye çevirir, paranızı yok edebilir. Böyle şeyler de mümkün. Geçen gün yaşandı zaten bu Squid Game'de büyük bir sorun yaşandı. Onunla da ayrıntılı bir video çekmeyi düşünüyorum. Bu meme coinler neden tehlikeli anlayabilirsiniz. Aklımda benim düşündüğüm coinlerden bazıları Shiba'nın dışında. Bu Doge Floki coin kendim aldım. Yükseliyor. Neden aldım? Çok mu iyi biliyorum? Hayır. Bu meme coinler daha çok insanların şillemesiyle, işte büyük hesapların paylaşmasıyla yükseliyor. Hani hiçbir temel analiz yok. İşte topluluk bakımından yüksek olan coinler bu şekilde yükselebiliyor. Çok fazla insan etkileşime girdi. Atıyorum işte 500 bin insan var, 200 bin insan var. Bunu Discord'da paylaşıyorlar, işte Telegram'da, Reddit'te paylaşıyorlar. Bu coin böyle yükseliyor. Yani coin'in zaten bir amacı yok. Topluluğu kuvvetli coin'ler çok iyi yerlere gelebiliyor. Daha önceden bu tarz şeyler yaşandı dünyada. Bir hisse senedine herkes short girdi. Sonra token'in şey short hisse senedi düştü falan. Bunlar yaşandı. Bu Doge Floki coin var. Belki yükselmesini, belki düşmesini bekleyip alabilirsiniz. Yani ya da bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değil. Benim gözüme çarpanlardan bahsediyorum aldığımda. Sonra Floki almıştım. Floki de yükseldi. 2,5 milyar dolar market cap'i var. 2,5 milyar dolar normal değil yani bunlar, ama insanlar alıyor. O yüzden fazla da şey yapmamak lazım. Mantık aramamak lazım. Bunun dışında Gate.io'da bulduğum ya daha önce takip ettiğim birkaç coin var. Samo var. Samoyed coin. Bu da bir meme coin. Bu da Solana ağında olan bir token diye biliyorum. Bu da Solana ağının kendi tokeni. Bu da bayağı bir x yaptı. Şu an %20 bir düşüş yapmış. Almak isteyenler işte bunları değerlendirebilir. Memepet var. Bu Memepet de arkadaşlar şu anlam ifade ediyor. Bu Memepet meme coinlerin burada çıkacağını söylüyor işte. Bu tokenler ne kadar tutarsanız ön satıştan o tokenlerini elde ediyorsunuz. Bu da öyle bir proje. Ben şu an fiyatları bu şekilde sıraladım. Mesela 24 saatte en yükselenlere bakalım. Şöyle listeye girdiğimiz zaman Kif var. Bu olmaması lazım. Şöyle baktığımızda şu fake var arkadaşlar. Bol sıfırlı fake token. Bu da her seferinde yükseliyor. Her zaman ne zaman girsem yükselir yani. Bu tokenlere biraz dikkat edin. Biraz göz gezdirin. Anlayacaksın ne demek istediğimi. Bu tokenlerle bu Saitama var. Bunlara birazcık göz gezdirirseniz, birazcık bir hesap kitap yaparsanız, bu meme coinlere yatırım yapacaksanız bunları göz önünde bulundurabilirsiniz. Benim aklımda şu an en başta şu an işte Doge Floki coin var. O yükseliyor. Şu an sadece Hotbit'te listeli. Bir de PancakeSwap'ta listeli. Hotbit'ten almaya çalışırken baya zorlandım.
USD, TTR'nin USD'ye çevirmem gerektiğini söyledi. Sonra aldığım miktarı vermedi. İşte 100 dolarlık falan almak gerekiyormuş falan. Sonra öyle aldım. Sonra işte fazla aldım falan. Neyse bu şekilde hallettim. Bunlara dikkat edebilirsiniz. Ya da PancakeSwap'tan %14 falan slippage yapıyorsunuz. Öyle alıyorsunuz. Dogecoin'in de bu market cap'i ben baktığımda 70 milyon dolardı. Şimdi bir 150-160 milyon dolar olmuştur. Bakın şu an fiyatının nerelere geldiğini görebiliyorsunuz. %90 değerinde değer arttı. Şimdi şu Pu chart'tan bakalım. Pu coin'den. 70'ti şu an. 150 milyon dolar olmuştu market cap'i. Yani 130 falan. Evet, 127 milyon dolar market cap olmuş. Yani o öyle bir şekilde artıyor ki, yani bu coin'in fiyatı 1 milyar dolar olduğu zaman 10x yapacak yani. Öyle düşünün. 1,5 yani şuralara falan zaten gelmiş. Deli gibi yükseliyor. Bunları değerlendirebilirsiniz. Eminim daha sonra ilerleyen zamanı daha da aratılacak bir tokendir. Çünkü ben Shiba'yı paylaştıktan sonra Shiba 20x yaptı. Hani herkes biliyordu yükseleceğini ama biz çok önce paylaşmıştık, bir sene sonra. Hatta ben satmıştım. Daha sonra sattığımda pişman oldum. Millet kazandı, ben kazanamadım falan. Bu tarz şeyler oldu. Az miktarda elinize tutup mesela şöyle de yapabilirsiniz. Token aldınız, kar ettiniz. %50 kar ettiniz. Token'e yarısını sattınız. İşte ana paranızı çıkardınız. Token elinizde tutabilirsiniz. Bu tarz meme coinleri hani. Bir kutu oluşturursunuz, bir sepet. Kar etmek için değil, o token elinizde tutmak için. Token %50 artar, siz ana paranızı çekersiniz, token elinizde kalır. Daha sonra token nereye gidecekse gider, sonra arkasını üzülmezsiniz. Böyle şeyler de olabilir çünkü sonra tepeden alacaksınız, daha çok para vereceksiniz yükselirse diye. En azından kafanız, psikolojiniz rahat olmuş olur. Bunu da düşünün derim. Bu Dogeflow ki benim dikkatimi çeken bir proje, giderek fiyatı yükseliyor zaten bugün içinde. %100 arttı, 2x yaptı. Belki bir düzeltme yapar, düşer, sonra ne yapar bilemiyorum ama sert yükseliyor, sert düşüyor anladığım kadarıyla. Daha öncesinden buralardaymış, şöyle bir düşüş yaşamış, şimdi buralara gelmiş. Bunun dışında ne var arkadaşlar? Floki demiştim zaten. Ben Floki'nin de yükseleceğini düşünüyorum. Ondan sonra acıma. Bu Memepet gibi projelerde tekrar bir bakabilirsiniz. Metaverse anlamında da başka projeler inceleyeceğiz. Sizin de aklınıza varsa projeler yazabilirsiniz yorumlara. Telegram grubunda konuşabiliriz. Paylaşım yapabilirsiniz. Bir de daha önceden bir tane airdrop'tan paylaştım. Polka 1 için airdrop'u. Ona katılabilirsiniz. O da bir meme projesi. Meme derken bu şaka coin anlamında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Umarım güzel bir video olmuştur. Kısaca anlatmak istedim aklımdaki projeleri. Görüşmek üzere. Sağlıklı, güzel kazançlar dilerim. Videoyu beğenirseniz sevinirim.